6 arkadaşımla beraber burada günlük 1000 kişiye yemek çıkarıyoruz. Çalışmamıza saat gece 1'de başlıyoruz. 1'den sabah saat 6'ya kadar yemek yapma işlemini tamamlıyoruz. 6'dan sonra da paketleme kısmına geçiyoruz. Aslında bu bizim hani işimizden çok, hani görev de değil de nasıl diyeyim size, böyle bizim özveriyle yaptığımız bir şey. Yani biz onlara, onlardan bize gelecek bir dua, bir teşekkür bizim için aslında her şey demek. Her gün bu yemeği yapıyoruz ama sanki hani tanımadığımız insanlara değil de ailemizden birilerine yapıyormuş gibiyiz. Yemeklerin onlara ulaşması bizi daha çok mutlu ediyor. Hatta bazen bize geri dönüş de sağlıyorlar. İşte onlara özel menü de çıkarttığımız oluyor. İşte biz o zaman daha çok mutlu oluyoruz. Aşevinde üretim sürecinde lezzetli yemek ulaştırmanın yanı sıra vatandaşlarımıza gıda güvenliğine uygun, hijyen kurallarına uygun, Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun üretim yapmaya çalışıyoruz. Onlara sağlıklı, lezzetli yemekler ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yemek gönderdiğimiz vatandaşların sağlık gereksinimlere uygun, daha az yağlı, daha zaman zaman daha az tuzlu yemekler sağlıyoruz. Onların tamamen sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak. Bunun dışında sabah yemekler yapılıyor. Gerekli kontrolleri yapıyoruz. Uygun şekilde paketlemeleri yapılıyor. Tüm hijyen kurallarına uyarak sıcaklıkları düşürmeden termobakslarda yemek iletimini sağlıyoruz. Tamam. Şuna da patates koyup getirir misin? Özür dilerim. Bunlar niye yemeğe koymuş? Yani sağ olun. Tamam. Sen normal canım. Onlar öyle gidecek mecbur, yoksa şey dağılır. Aşevimiz 2020 yılında faaliyete geçti. Şu anda 18 personelim ve 8 aracımla 19 ilçede günde 1000 vatandaşımıza yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yemeklerimiz kapı kapı dağıtılıyor. Şu ana kadar 800 bin yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Her gün yemeklerimiz gece 1'de burada çalışmaya başlıyoruz. Saat 6'da yemeklerimiz paketleniyor. Hava almayacak şekilde paketliyoruz. Termobakslarımıza koyuyoruz. Sabah 8'de yola çıkıyoruz ve kapı kapı tüm ihtiyaç sahiplerimize yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yemeklerimizle ilgili dönüşler bizim için çok önemli. Sürekli yaşlarımızla bir aradayız, birlikteyiz. Onların ihtiyaçları, onların talepleri bizim için menümüzü sürekli değiştirmemizi sağlıyor. Yine aile gibi olduk biz onlarla. Biz her zaman onların yanındayız. Onlara bir telefon kadar uzağız. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Onların duası, onların bir güzel gülümsemesi bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Burada keyifle ve mutlulukla çalışıyoruz. Yine 14 noktada çorba dağıtımımız gerçekleşiyor. Yine mobil yemek tırımız olası bir doğal afet için hazırda bekliyor. 5 doğal afete aktif olarak katılım sağladı. 92 bin vatandaşımıza da sıcak yemek ulaştırdık. Thank you.
Selamun aleyküm Ömer abi. Aleyküm selam. Büyükşehir Belediyesi'nden yemek getirdik. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Görme özürlüyüm. Yemek yapamıyorum. Her gün evet saat 10.30, 11'de, 11.30 işte o 10'la 11 arasında geliyorlar. Büyükşehir'in yemeğini afiyetle yiyorum. Evet, Ordu Büyük Belediye Başkanı'ndan Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İşlerinden başarılar dilerim. Allah razı olsun. Ne yapacağım? Bir kişiye verilmeyecek. Kaç kişiye gidiyor? Bunu Allah razı olsun demek isterim. Bir kişi değil. Kaç kişiye cevap veriyor belediye? Bu olayda değil bizim. Kendimiz yapamadığımız gibi imdat. İşte Allah bir imdat gönderiyor. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Şükür olsun inşallah. Sen al yavrum. Allah razı olsun hepsinden cümlesinden yavrum. Memnunuz tabii ki memnunuz. Allah razı olsun. Yemek getiriyor o kadar geliyor. Başka bir şeyimiz yok çocuğum.